Dünyadan yardımlarla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden bir açıklama var Türkiye'ye gelecek deprem yardımlarına ilişkin. Guterres ihtiyaç halinde ek yardıma hazır olduklarını söyledi. İhtiyaç olması halinde ilave yardım sağlamaya hazırız. Açıklama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e ait. Guterres, Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Düşüncelerim bölgeyi vuran yeni depremlerin etkisiyle karşı karşıya kalan Türkiye ve Suriye halklarıyla beraber dedi. Birleşmiş Milletler ekiplerinin sahada durumu değerlendirdiğini belirtti. Bölgedeki yeni depremler sonrası Birleşmiş Milletler'den dünyaya yardımları hızlandırın çağrısı da geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Durajic, bölgedeki risklerin büyüklüğüne işaret etti. Suriye ve Türkiye'ye yardımlarla ilgili çok memnun olduğumuzu söylemek zor. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde çok daha fazla paraya ihtiyacımız var dedi. Dünyanın dört bir yanından yardımlar da Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın insani yardımlarını taşıyan yeni uçağı Adana'ya ulaştı. Çadırların da bulunduğu yardım malzemeleri kargo uçaklarından indirilerek depremden etkilenen illere taşındı. Endonezya'dansa 4 uçak dolusu insani yardım malzemesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İçinde gıda ve lojistik malzemesi bulunan 140 tonluk yardım, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun katıldığı törenle uğurlandı. ABD'de toplanan 60 ton yardım da kargo Lux uçağıyla New York'tan havalandı. Daha önce yaklaşık 500 ton yardım toplanmış ve ABD'den Türkiye'ye ulaştırılmıştı.